Yörük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında bütün püf noktaları ile dağılmayan, lokum gibi pişen, güveçte sucuklu kuru fasulye tarifi hazırladım. 2,5 su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan soğuk suda ıslattım ve beklettim sabaha kadar. Bu sürenin ne kadar uzun olursa aslında kuru fasulyenin gazının o kadar gitmesine sebep oluyor. Yani ben en az bir 10 saat kadar suda beklettim. Mutlaka da burada bir püf noktası vermek istiyorum. Kuru fasulyeyi sıcak suyla ıslatmayın. Kesinlikle soğuk suyla ıslatmalısınız. Güzelce yıkayıp süzdükten sonra da bir tencereye koydum. Ve üzerine geçecek kadar da su doldurdum. Gördüğünüz gibi de şu an haşlamaya bırakıyorum. Bir 15-20 dakika kadar haşlayacağım kuru fasulyeyi. Kuru fasulye kaynarken üzerindeki köpükleri mutlaka alalım. Yoksa bu köpükler midemizi çok rahatsız eder. Ve üzerine çıkan kuru fasulyeleri de alalım. Üzerine çıkan kuru fasulyeler, kuru fasulyenin içerisindeki en kalitesiz fasulyelerdir. Onlar da üzerine çıkar zaten. Onları da alıyorum. Kuru fasulye 20 dakikadır haşlandı. Yarı pişmiş durumda şu an. Altını kapatıyorum ve süzüyorum. Güvecimin altını açtım. Isındı. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı katıyorum. Bir tane de küçük küçük doğradığım kuru soğanı katıyorum. Soğanı doğramak yerine isterseniz rendeleyebilirsiniz de. Kimileri sevmiyor soğan ama mutlaka bence kuru fasulyenin olmazsa olmazı kuru soğandır. Kesinlikle katmalısınız. Soğanları yakmadan rengi dönene kadar soteleyelim. Soğanlar yeteri kadar sotelendikten sonra 200 gram kadar iri dilimler halinde doğradığım sucuğu katıyorum. Ve soğanlarla beraber 1-2 dakika kadar da sucuğu kavuruyorum. Sucuklar da yeteri kadar kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçayı güzelce kavuruyorum. Yemeğinizin hem ekşimemesini hem de salçanın rengini güzel vermesini istiyorsanız salçayı mutlaka güzel kavurmalısınız. Salçayı da güzelce kavurdum. Artık kuru fasulyeyi üzerine ekliyorum. Bu arada sucuklar da yağını tamamen bırakmış oldu. Üzerine kuru fasulyeyi kattım. Şöyle çok hafif kuru fasulyeyi de kavuruyorum. Kavururken kuru fasulyeyi parçalamamaya da özen gösteriyorum. Üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Ve yine hafiften bir karıştıralım. Ben sucuklu yaptığım için baharat çok fazla atmayacağım. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber katıyorum. Biz biraz acı sevdiğimiz için de böyle yalnızdan kuruttuğum 4-5 tane kadar da kırmızı acı biber atıyorum içerisine. Ufalamıyorum. Sonrasında çıkartacağım. Sadece lezzetini katmasını istiyorum. Ve tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Salçaların tuzuna dikkate alarak üzerine biraz tuz ekliyorum. En sonunda üzerine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı atıyorum. Kapağını kapatıyorum ve orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Eğer kuru fasulye suyu çekerse kendi damak tadınıza göre çok yoğun mu seviyorsunuz ya da biraz sulu mu istiyorsunuz ona göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Ama mutlaka su ekleyecekseniz kaynar su eklemeyi unutmayın.
Ben kuru fasulyeyi güveçte tam 40 dakikadır pişiriyorum ve gerçekten tam lokum gibi kıvamında pişti. Ama her kuru fasulyenin pişme süresi farklıdır. Cinsine, kalitesine göre değişiklik gösterecektir. O yüzden kendi kuru fasulyenizi daha kontrollü bir şekilde pişirmelisiniz. Bu arada eğer güveçte yapacaksanız, güveçte altını kapatsanız da kaynamaya devam edecektir. O süreyi dikkate almayı unutmayın. Tekrar güvecin kapağını kapattım, altını da kapattım ve kuru fasulyeyi demlenmeye bırakıyorum. Kuru fasulye yeteri kadar dinlendi. Gördüğünüz gibi kabuk atmadan tane tane nefis bir kuru fasulye oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.